Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mesajında, emniyet güçlerinin anayasa ve yasalara sadakatle, hukuka bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için fedakarca çalışmaktadır. Emniyet güçlerimiz ülkemizin ve milletimizin güvenliği için gerektiğinde kendi canlarını ortaya koymaktadır. 15 Temmuz'da o hain gecede kamu düzenini korumak ve asayişi sağlamak için vatanını seven Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla birlikte millet için, vatan için canını ortaya koyan Türk polisinin tarih boyunca sayısız kahramanlık sergilediğini ifade eden Başkan Yazgı, Türk Polis Teşkilatımız ülkemiz içerisinde olduğu gibi sınır ötesinde Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin'de terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte omuz omuza mücadeleye devam etmektedir. Biz polis teşkilatımızla her zaman iftihar etmiş ve her zaman gurur duymuş bir milletiz. Bu duygu ve düşüncelerle görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum dedi. Aksaray Belediyesi engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda bir aileyi ziyaret ederek engelli çocuğa tekerlekli sandalye, kardeşine ise bisiklet hediye etti. Çocuklar Aksaray Belediyesi tarafından temin edilen tekerlekli sandalye ve bisiklet sevinci yaşıyor. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri engelli çocuk ve vatandaşların engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Paşacık Mahallesi'nde bedensel ve zihinsel engelli çocuğu olan bir aileyi evinde ziyaret ederek engelli çocuğu tekerlekli sandalye ile mutlu etti. Evin diğer çocuğuna ise bisiklet hediye edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen anne baba çocuklarının yaşadığı sevinç karşısında çok mutlu olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ve ekibine teşekkür etti. Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamada bünyemizde Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında özellikle engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Devletimizin ve belediyemizin imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunarak onların hayat standardını daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Yine engelli çocuğu olan bir ailemizi ziyaret ederek sosyal belediyecilik kapsamında devletimizin ve belediyemizin şefkat ve sıcaklığını ailemize hissettirmeye ve yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Yardımlarımızı ulaştırdığımız her vatandaşımızın mutluluğu, çalışma azmimizi daha da yükseltiyor ifadelerine yer verildi. Aksaray Belediyesi Nisan ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocukları Fareli Köy'ün kavalcısı oyunuyla buluşturdu. Yine sabah, yine sabah, yine sabah oldu. Yine güneş, yine güneş, yine güneş doğdu. Yine sabah, yine sabah, yine sabah oldu. Yine güneş, yine güneş, yine güneş doğdu. Aksaray Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Salim Dörtcan'ın yazıp yönettiği Fareli Köy'ün Kavalcısı adlı oyunla devam etti. O zaman Tiyatro Mia oyuncuları tarafından Aksaray Kültür Merkezi'nde 3 ayrı seans halinde sahnelenen oyunda komik farelerin köydeki bütün evleri ve dükkanları nasıl ele geçirdikleri anlatıldı. Salonu tamamen dolduran çocuklar ve aileleri Fareli Köy'ün Kavalcısı adlı oyunda keyifli dakikalar geçirdi. Oyunu eşi Hasibe Yazgı ve çocuklarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, oyun sonunda çocuklarla birlikte tiyatro ekibine çiçek ve hediye takdim etti.
Sahnede kısa bir açıklama yapan Başkan Yazgı, salonu dolduran çocukları aileleriyle birlikte bu yıl ilk kez 23-26 Nisan tarihleri arasında pazar pazar fuar alanında düzenlenecek olan Çocuk Festivali'ne davet etti. Evet, az önce Nadir Bey de söyledi, sunucumuz da söyledi. 23 ile 29 Nisan uzattık, 13 gün daha ekledik. 23 ile 29 Nisan arasında hem kitap fuarımız var, 100'e yakın yayın evi ve 70 tane yazarımız gelecek. Ve aynı zamanda sizler için, çocuklarımız için de fuar yapacağız. Ama onun içerisinde çok güzel müzikaller olacak, oyunlar olacak. Hepinizi bekliyoruz. 23 Nisan'dan itibaren de başlayacağız ve bir hafta boyunca sürecek. Şimdi seyredeceğimiz, tekrar söyleyelim bakalım ismi nedir bu tiyatronun? Aksaray Önder, Ensar Vakfı İlim Yayma Cemiyeti ve Akimder, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda İmam Hatipli Liseli gençler için özel bir program düzenledi. Programda gençler ünlü stand-upçı Recep Demirkaynak'la buluştu. Aksaray Önder İmam Hatipliler Derneği, Ensar Vakfı İlim Yayma Cemiyeti ve Akimder, İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik bir program düzenledi. Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hacı Murat Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hacı Murat Yılmaz, ülkemiz geleceği açısından gençliğe önemli görevler düştüğünü söyleyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu, başarı diledi. Bugün lisenin son sınıfındasınız. Hayatınızın birkaç ay sonra başka bir aşamasına geçeceksiniz. Bir takım meslekleri icra edeceksiniz inşallah. Bu necip milletin, bu aziz vatanın her disiplinden, her meslek grubundan kendisine hizmet eden evlatlarına ihtiyacı var. Bunları yaparken elbette bir meslek isimine sahip olacaksınız. Mühendis, doktor, öğretmen, avukat vesaire. İşinizi severek yapmanızı tavsiye ediyorum. Hakkınızı yedirmemenizi, kimsenin hakkını yememenizi tavsiye ediyorum. Hayata nasıl bakarsanız bakın, üst pencerenizin vatan penceresi olmasını tavsiye ediyorum. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmanızı tavsiye ediyorum. Aklınızı kimseye kiraya vermemenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde bugün yaşadığımız bazı sıkıntıları bir daha yaşarız, Allah göstermesin. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu bilinçle hayatınızı idame ettireceğinizi düşünüyorum. Bunları tavsiye ediyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Tekrar hepinizi saygı, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Programda sahne alan televizyon ve radyo programcısı, usta komedyen Recep Demirkaynak, her gittiği yerde karşılaştığı farklı kültür ve karakterdeki insanları ve toplumsal olayları esprili bir dille ele aldığı stand-up şovla büyük ilgi topladı. Misafir odası diye bir oda var bizde. Evin en güzel eşyaları orada. En büyük odası orası mı? Girmek bana yasak. Tabii ben giremiyorum bana misafir odası diye. Hakikaten öyle. Bir kere derinde bana öldürüyor muydu? Bir girin abi yayılıyor şimdi dedi şöyle. Bir gördü beni, lan misafir odası, misafir odası. Çık. Bak bana çevirdim burayı bana. Hanım bana böyle davranıyor bu arada. 21 yıl, vallahi 21 yıllık evliyim ben. Profesyonel evliyim yani. Tabii kitap yazarım. Vallahi her evresini bildim evliyim. Ve size söylüyorum arkadaşlar. Okul bitti. İşini de eline aldın artık. Bekleme evlen. Dünyanın en güzel şeyi bildik. Okulu bitiririz. Mesleğe başlayalım. Evliliğini uzatmayın. Şimdi genelde kızlardan çıkardım ben. Ama hiç bence benim tarzım. Hayatta da benim ya. En önce onlar gidecek, size söyleyeyim. En önce. Evlilik dünyanın en güzel şeyi. Gittiğim her yerde söylüyorum ben. Gençler evlenin okulunuz, evlenin uzatmayın, evlenin. Nasılsa bir daha görüşmeyeceğiz. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve izleyenlerin kahkahaya boğulduğu programın sonunda Demirkaynak'a günün anısına çiçek takdim edildi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor ligin son haftasında Talas Gücü Spor'u 6-1 yendi. Şampiyonluk için ligin son haftasında sahaya çıkan temsilcimiz siyah beyazlı ekip ne yazık ki şampiyonluğu averaj farkıyla Nevşehir Spor'a kaptırdı.
Dağılgan Stadı'nda saat 15'te başlayan müsabakayı Konya bölgesinden hakem Hasan Ertuğan yönetti. Ligin son haftasında seyircisiz oynama cezasıyla sahaya çıkan 68 Aksaray Belediyespor, karşılaşma süresi boyunca bir taraftan da Adana'da oynanan Ceyhanspor-Nevşehirspor maçı sonucuna kilitlendi. Sahada rakibine karşı etkili bir oyun sergileyen temsilcimiz Aksaray Belediyespor, müsabakanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıya golle başlayan temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor son maçında sahadan 6-1 galibiyetle ayrıldı. Bu skorla puanını 62'ye çıkaran temsilcimiz Aksaray Belediyespor ikili averaj ile grubu lider tamamlasa da Sportodo Bölgesel Amatör Lig 5. grup şampiyonluğunu ve 3. lige yükselme şansı olan playoff hakkını Nevşehirspor'a kaptırdı. Temsilcimiz Aksaray Belediyespor gelecek hafta Aksaray şampiyonu Sultanahispor ile play-out karşılaşmasına çıkacak. Nevşehirspor ise play-off mücadelesinde 6. grup lideri Kırşehirspor'la karşılaşacak. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kendi evinde karşılaştığı Mudanya Belediyespor'a yenildi. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ligin 22. haftasında evinde Mudanya Belediyespor Kulübü ile karşılaştı. Temsilcimiz evinde taraftar desteğiyle Mudanya'yı sıkıştırarak kıyasıya bir mücadele verdi. Ekibimizin maçta sergilediği üstün performans maalesef işe yaramadı. Süper Lig ekibimiz evinde ağırladığı Mudanya Spor'a 29-32 gibi bir skorla mağlup oldu. Evet, 68 Aksaray Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımımızda kendi evinde karşılaştığı Altınordu Belediyespor'a 73-80 yenildi. Temsilcimiz tekerlekli sandalye basketbol takımı Altınordu Belediyespor Kulübü karşısında kötü bir başlangıç yapmasına rağmen rakibinin basit hatalarıyla skoru yakalamayı başardı. Buna rağmen rakip takım üst üste aldığı faullerle skor üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı. Temsilcimiz kendi evinde Altınordu Belediyespor'a 73-80 yenildi. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.